dedik mi? Şuraya da aldık mı? Yayında kopyala ve DC'de paylaşalım yayın bildiri. Aa, geldi zaten kendi otomatik. Şey mi yaptın? Ama cover Bot. değişmiyor. Bunu sil. Bunu nasıl sileceğiz lan? Şimdi Vay. paylaşalım. Everyone atalım. Allah Allah. Kapak resmi niye değişmemiş ki? Bende değişmiş gözüküyor. Vallahi bende aynı gözüküyor kanka, eğer dediğin şey duyurular kanalına giden şeyse. Duyularda işte değişmemiş. Neyse ya. Aynen. Çok da önemli değil. Şimdi Belki DC'deki öyle gözüküyordur diyeceğim ama. olabilir ya. Aynen. Mesela şu çok fazla yakın olursa şu anlık şey yapabilir, bunu biraz uzağa alıyorum. Şuraya etkisini verebilir. Hatta birbirine de uzaklaştıralım. Şöyle mesela. Şu an. Şöyle birbirlerine uzak yapalım. Bak Barış Blender'da kaplama yaparken ya da UV açarken diyelim. Hı. Söyle gidersin kardeşim. Şunları bir de şeyi açalım, shortcut'ımızı. Kestik mesela. Kes. Kes. Feyzi. Efendim. Var mı UV açmayla bir sıkıntınayla? Yok ya, çözdüm gibi. Şuradan bir tane şöyle yapıp da Word deyip cavity açıp bold dedik mi? Tamam. Çözdüysen güzel. Bir süredir bir şey yapmasam da çözdüğümü düşünüyorum. Mesela şunun şurayla şurayı da keseceğim. Şura şöyle açılsın. Daha iyi bizim için. Gizle. Açtın gizle. Kural basit. Allah Allah. Bu çok oldu ya. Bunun biraz multi resolution versek. Bu iyi. Buraya direkt unwrap diyorum. Arkası zaten şey. Silik ama şu kısmı, iç kısmını çıkarsam mı? Boyarken işimize yarayabilir. Bir de olabildiğince yavaş anlatalım. İç kısmını çıkardım. Hatta iç kısmını şuradan çıkaralım. Bu arası zaten şey. 3 parça olması bu tarz bir parça için biraz kötü olacak ama iş görmesi açısından iyi olacak. Geldim. Multi Resolution. Bevel diyorum. Seviyede bir şey yeter, hatta artı eksi şöyle yakınlaşalım. At center diyelim, tamamdır. Şu
içeriği kestim. Şuradan şuraya keselim. Şöyle kalsın burada. Bunları en hızlı şu şekilde hallederiz. Hatta face desek. Şu içerideki yüzeyleri siliyorum. Şurada yüzey kalmış, siliyorum. Hatta şunu da sil. Şurayı da sil. Şu üçüne direkt unwrap desem yeter. Gizledim. Tekere arkasını CTRL X yaptım. Kestim. Şuraya da seçtim. CTRL X dedim. Kestim. Bir de şuradan gözükmeyecek bir kısımdan şöyle keseyim. Şu şekilde iş görür. Zaten mirrorlu. Aynı şeyi bu tekerleri de yapayım. İkisini seçeyim. Seçimleri çoğaltıp şey ile şöyle yaptım mı tamamdır. Bunu birleştirmiştik değil mi biz sonradan? Loose part diyerek ayırayım şu ayrık parçaları. Mesela şunlar arkası temiz mi? Temiz. Unwrap dediğimiz zaman bu iş görür. Gizle. Şunlara bakayım arkası yok. İş görür. Ama gerçi bunların şuraları şöyle yapsak daha çok iş görür. Bunda arka yüzeyleri siliyorum. Geri kalanı da unwrap diyorum. Gizle. Orayı kesmiştik zaten. Şurayı seçip CTRL X kenarına kesiyorum. Şuraları da şöyle kesip unwrap desek şurayı şey yapmamız lazım. Ortası bura. Şuradan şöyle kestik. Bir tane buradan keselim. Kestik. Bu şekil iş görür. Gizledim. Sırayla gitmeye devam edelim. Şurayı şeylere ayırmışız. Şöyle şöyle bir şey yapayım. Şurayı seçeyim. Select Link diyor. Sharp. Sharp'ları seçip sadece şöyle yapsam yeter benim için. Şu aradaki sharp yok muymuş? Kes. Burayı da. Mesela şurayı sharp Orayı dedim. nasıl alacağım? Aldım işte. Ne yapalım? Bizde yöntem bitmez. Barış Bey, Barış Bey.
Yan yüzeyi nasıl aldın onu merak ettim ya. Birazcık çok şey duruyordu. Ha, temiz gözüküyor harbiden şu an. Tertemiz. Ya işi bileceksin, işe gitmeyeceksin kardeşim. Ben işin yabancısıyım abi ben. Bana 3 boyutta gelmeyin abi. Ben izliyorum. İzleyiciyim. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Senin için değil zaten. Ben burada diğerlerine diyorum. Değerli izleyicilerimiz için. Değerli izleyicimiz için. Özellikle Mahmut için. Peki Oğuz Bey, bu işlemin önemini bize anlatabilir misiniz? Bak şu an buraları, delikleri seçiyorum, tamam mı? Kestim delikleri. Bir daha tıkladım. Gel şu içeri. Benim anladığım şey, şimdiye kadar yaptığın işlem sol tarafta profilleri gösteriyor. Profiller iç içe girmiş hepsi. Darma duman gözüküyor. Senin yaptığın şeyden sonra hepsi ayrı ayrı temiz gözüküyordu. Bunun önemi nedir? Şu an 3 boyutlu Ben mi nesne yanlış anlamışım? Doğru yok. mu anladım bilmiyorum. Kanka kaplama yaparken 3 boyutlu nesnenin 2 boyutlu iz düşümü demeyeyim de Tamam. 2 boyutlu haritasını çıkarman gerekiyor, tamam mı? Tamam. O 2 Anladım boyutluyu boyuyorsun, 3 boyutun üstüne giydiriyorsun gibi bir şey muhabbet. Bu ne kadar düzgün olursa kaplama modelin üstüne o kadar güzel oturuyor. Ya buradaki muhabbet o. Hani senin bunu ya düzgün o. açman, yamuk yumuk açarsan yamuk yumuk oturur. Onu anladım işte. Tamam, benim de anladığım şey aslında buydu yani. Aslında profilleri daha şey bir hale getiriyorsun, net bir hale getiriyorsun, değil mi? Aynen. Ya mesela bak şu an şurayı açtım diyelim. Unwrap diyorum. Bak şöyle açıldı, tamam mı? Hep şuraya bir tanesini şöyle yapayım. Sadece dışını açayım. Şöyle bir daha seçeyim burayı. Bak. Unwrap diyeyim. Bir de dur, yanlış bir şey dedik. Şöyle yapalım. Böyle açılıyor, gördün mü? Bak burası kesmezsem yamuluyor. Anladım. Normalde burada yamuk değil ama yamuluyor. Burayı kesince de şöyle bu parça ayrı geliyor. Anladım ya. Hepsi ama şey düzgün geliyor. Ayrı gelmesi, düzgün gelmesi. Mesela şurayı keselim bir. Şunu mesela şu an bak şu kısım böyle geldi inci gibi. Buraya dümdüz geldi. Aslında şurayı biraz daha düze çekebiliriz. Din ya da dur bu. Şuradan kessek mi bir? Şuradan keselim. Lan bu arkayı nasıl seçtin sen ya? Şöyle bir daha gidelim. Kestik mesela. Bir daha bakalım. Undrap. Her kesiğinde değişik bir şey oluyor. Mesela niye böyle oldu? Biz daha düz bekliyorduk. Böyle oldu. Böyle olursa şu aşağıdan dolayı böyle oluyor. Şunu geri alalım. Kes benim burayı. Undrap diyelim. Şekil boyarız ya bunu. Şu düz yer bura. Tamam. Şu ikisinde mesela bir daha göstereyim. Şu altları siliyorum. Mesela eğer modelde gözükmeyecekse Barış, modelin dış tarafında gözükmüyorsa ona UV atamazsın çünkü UV yer kaplar. Yani senin Anladım. diğerleri ayıracağın yerden alan kaplar. O yüzden silersin mesela buraları. Sadece görünür alanlar önemli bizim için kaplama atarken özellikle. Aynen öyle. Zaten oyun motorunu atınca bir şekilde oraları kendi kendine şey yapıyor. Düzeltiyor. Harbiden böyle bir şey var mı modeli herhangi bir şeye attığın zaman Unity ya da Oyun Unreal motorları gibi. kanka oyun şey yapıyor. Trise çeviriyor. Eğer bir sıkıntı görürse yani mesela bu düzeltmesi senin için mesela sorun da olabilir. Senin modelini bozabilir yaptığı düzeltme. Anladım. Ona dikkat etmen lazım. Ya keselim, şuraları da keselim. Burada böyle kalsın. Şu içlerden yine bir tane loop atalım. Kes. Bir tane de şuradan at. Kes. Bir daha bakalım. Unwrap. Böyle açılıyor. Böyle ben açılmasını istemiyorum. Bu sefer buranın düz gelmesini istiyorum. Şuradan keselim. Buraya desen mesela bir şey verme ihtimalim var çünkü sapsızda. Düz gelsin o yüzden.
Mesela Valo'da dün geçen girdik ya, modelin üstünde bir şey yapmışlardı. Kaplamayı, bumper'ı Ha, ver. kaplamaları düzeltme şeyi gibi var arabada. Olabilir yani. Onun mesela mantığını anlayamadım. Niye öyle yapmışlar? Belki birazcık işlem gücünden kısıyordur. Çünkü oyunda bence birazcık şey, grafiği leş gibi bence oyunda. Ya grafiği Birazcık aslında çok da sanki kötü değil. Hani kanka çok kötü, net çok kötü. Niye biliyor musun? Sen hiç Overwatch'ı izledin mi ya da Overwatch'ı gördün mü? Grafik şey olarak çok benziyor, tamam mı? Hani bildiğin ikisi de pastel renkler işte. Birazcık daha hani Fortnite olsun falan filan. Fortnite'ın, Overwatch'ın grafikleri falan buna hani ona katlar yani direkt. ya o kadar Yani. bilmiyorum yani, ben çok Valo oynamadım. Ama ilk oynadığım zamanlara göre Ya biraz daha sanki birazcık iyileştirmişler daha grafikleri. iyileştirmişler gibi sanki, aynen. İlk başta şey gibi, özellikle çevre faktörlerin hepsi sanki ne low poly, mid poly, low poly arasında böyle sıkışmış kalmış kötü bir şey vardı orada. Lan Mahmut burayı nasıl yaptın? Mesela. Şöyle yapalım. Ya da ben mi bozdum orayı düzeltirken? Bilmiyorum. Her şey olmuş olabilir. Bir bakalım nasıl açıldı. Şuraya bir ayar çekmek lazım. Ovalliği bozmadan nasıl açarız? Şuradan bölsek şurayı kurtarır mı? Kurtarabilir. Şuradan da şurayı kurtarsak biraz farklı bir şey oldu ama şu yamuk yer nere mesela? İçi. Burayı da şuradan kessek. İçi çok önemli değil de. Buralarda alt kısımlar. Şuradan kes kessin. Şurayı hep böyle ya. Bura nere? İç kısmı. Şuradan kes. Böyle idare etsin bizi bu. Şunlara ucları yok değil mi? Yok. Tamam. Arkalardan loop katlar atalım. Şimdi şunda çok fazla şey var. Şöyle yarısını silelim. Şurada da aynısını yapalım. Hatta şuradan başlayacak birer aralıklarla. Bozuk açılan var mı? Rotation scale atalım bir. Bir daha açalım. Bir sıkıntı yok şura dışında. Burada nereymiş? Şura. Şöyle yapalım buraya. Düzeltelim. Aynısını şunda da yapalım.
İş görür ya. Hadi tamam. Gizledik. Tamam, bir sigara içeyim de geleyim. Şu aynalara el atacaktım. Subdivision'ı kaldır. Model olarak da el atalım. Şöyle yapalım. Aynanın iç yüzeyini çıkartıyorum. Selection'a şu extrude edelim. Şeyi kapatalım tabii. Ya da bir saniye. Şöyle garip bir şey yapalım. Şu iç yüzeyi silip şurayı seç, şurayı seç, şu yüzeyde rotation scale şöyle yap. Aynen bu buna iş görür. Height'la buna da Allah Allah. Smart touch. Unwrap the by distance. Arkada yüzey mi var? Kapat. Unwrap. Ha, arkada yüzey varmış. Şuna da düşür 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 düşür. 3 iyi. Geometriden de şu resolution düşürelim. Bunu convert to mesh deyip içeriden bir tane kesip unwrap diyelim. Karşılık mirror yok tabi. Şöyle yaptık mı iş görür. Camlara direkt unwrap. Gizle. Geldik. Sıkıntılı bölgelerden birine. Üç yüzeyi kapat. Altı kapat. Arkayı kapat. Buraları nasıl yapacağız? Şurayı şöyle ayırsam ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Böyle kalsın ya. Kapta kalsın. Buralara metal atacağımız için sadece. Bu işte bayağı uzun sürüyor ha. Asıl uzun süren iş zaten bu. Ya iş. Hem uzun hem biraz bazen sıkıcı olabiliyor. Diğeri birazcık bilgisayar hızına bağlı bir şey oluyor. Ya kafanda nasıl bir kaplama yapacağını biliyorsan sapsız satınca çok da böyle şey almıyor, zorlanmıyorsun. Hızlı hızlı geç Tamam yap mı? geçiyorsun. Ama işte burada UV düzgün açmazsan oradaki texture da güzel gözükmüyor.
Böyle bir sıkıntı var. Anladı ben. Bir de model mesela senin olmayınca o da sorun. Öyle bir sıkıntı da var. Şöyle. Niye? Anlamadım, bir sürü sorunla karşılaşabiliyorum. Aynen, burayı böyle yapalım. Şurayı da şöyle at center diyelim. Mesela bura niye buraya gitti? Şuradan bir tane kestik mi? Üçte kuata hiç göz attım mı? Üçte kuata göz attım. Evet. Ama Blender varken, Subsys varken yeni bir program öğrenmek gerek. Blender çözüyor mu diyorsun bütün işi? Çoğu iş Gerek çözüyor. yok mu? Çoğu iş Aynen. çözüyor. Ve bir şöyle düşün, Barış bedava. Yani. Bir de direkt Steam'den bile ulaşabiliyorsun yani. Steam, Metin işi show kısmı da yani program bedava. Ve senin her işini çözüyor mu? Çözüyor. Solidity'yi nerede kullandın ya? Ha. Solidify onaylayalım. Aslında Solidify onaylamayalım. Nerede kullandığını anlamadım çünkü. Şöyle yapalım. Şu ikisini Allah kesmeye gerek yok ama keselim. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle yapalım ya. Şuradan keselim. Şimdi 3D Quad falan da çok güzel programlar. Çoğu böyle yani bu işlerde nam salmış artist de onları kullanıyor açıkçası. Ama sen Paralı mı o kanka? paralı olması lazım. Ya bu işi yapıyorsan parasını verirsin de. 3D Quad da şey Blender gibi bir program. Böyle içinde çok şey barındırıyor. İçinde Subsys Painter da barındırıyor ayrıca 3D Quad. Gerçi şeyin de Blender'da da boyama yapabiliyorsun da bir Subsys Painter değil. Blender'a sadece UI boyarsın. Tamam, burada şey varsa buna ne gerek var? Neyse. Şöyle yapalım. Yeni program öğrenirken şey sıkıntı oluyor bir de biraz. Yani bir program kısıyor alışıyorsun. Diğerinkine alışman acayip zor oluyor. Çat 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 burada gidiyorum. Blender'a alışmışım bir kere. Aman aman bir eksiği yoksa da öyle sık sık değiştirmenin de çok bir şey yok gibi. Ya bazı konularda aman aman eksiği var işte ama o konuları da
Mesela neyin eksikliğini çekiyorum kanka? kaç kişi kullanıyordur kim bilir. Mesela animasyon konusunda Maya'nın eline su dökemez. Vallahi. Ama şöyle bir şey var. Film, sen gidip Blender'a film bile editlersin. Hı. O Gördüm ya, konuda onlara baktım ben özellikle. kimse Blender'a eline su döker mesela. Ya bir nuke falan değil ama çok şeyleri var. Ya bu programlarda kanka genelde şey oluyor, böyle belli başlı bir konularda çok iyi şeyleri oluyor. Hı. Yani birbirlerinin üstün olduğu bazı yerleri oluyor. Mesela Blender Edit Policy kolay kolay hiçbir programda yoktur. Editable Poly kısmı. Ya da Blender'daki UV açma kolaylığı şey de vardır ya, bir özel UV açma programları oluyor. Onlar da vardır. Hı. 3D Max'te falan bu kadar kolay güzel UV açarsın da bayağı uzmanlaşman gerekir. Başka Blender'ı övelim ya biraz, övelim. Herkes Blender, herkes bir gün Fenerbahçe olacak, herkes bir gün Blender kullanacak arkadaşlar. Fenerbahçe konusunda çok emin olmasam da Blender, yani yabancıyım tamamen. Yani modelleme bilgim AutoCAD kadar, ama ben bile girdiğimde ufak tefek bir şey yaparken o şunu yapamadım, bunu yapamadım olmuyor yani. Var şey yapıyorum, pixel art Kullanımı mesela. da kolay. Şu an çiziyorum kanka bir şeyler. Hem yayına bakıyorum hem bir yandan. Tamam, pixel Diyorum art. ya, buraya girdiğim zaman bana da bir gaz geliyor. Millet sürekli bir şey yapıyor falan. Ben kötü hissediyorum. Açam bir şey yapmaya başladım. Kanka Blender'da yaparsın mesela bilek pixel art'ı. dayanmıyor. Bak kanka, açık söyleyeyim. İki tane low piksel, tamam mı? Toplasan ölçeyim sana. Peki sen şöyle bir şey desem. Blender'da Söyle kanka. 3 boyutlusunu alıp 2 boyut, yani piksel Kanka art'a çevirebilirim. Yani onu yapan bir sürü şey var. Hatta onun hakkında bir belgesel izledim. Pixel art değil de. Yani pixel art da buna dahil. Hani Hades'i biliyorsun değil mi kanka? evet. Hades diye bir oyun var. Oyun aslında tasarım olarak 3 boyutlu bir oyun. Yani 3 boyutlu olarak tasarlanmış, sonra 2 boyutluya Zaten çevrilmiş. ondan sonra çıktı bu muhabbet. Şey, piksel Evet. muhabbeti. Millet onu kullanıyor. Gerçekten çok işini çok kolaylaştırıyor. Çünkü belli bir yerden sonra beynin yanıyor bunda. Bir şey bırak şeyi, hani Ya açısal İbrahim Hoca döndürmeyi. şey demiş bak. Blender yeni nesilleri kullandığı bir programdır. Eski insanlar 3D Max Maya kullanır. O da var. Eski insanlar harbiden şey kullanıyor ya. Alışmışız 2003, 2013, 2014 zamanları Blender, Maya, 3D Max'e. Barış şöyle diyeyim. O zamanlar Blender'da oyun motoru vardı arkadaş. Hala yok mu ya? Hala yok. Kaldırdılar sonra. Harbiden. Hatırlıyorum çünkü o şeyi falan, kamera mamera ayarlarını falan filan. Uğraşmıştım bir dönem. Sonra dedim ki benden 3 boyut çıkmaz. Dedim 2 boyuta girdim. Bir program düşün. Baktım. Her şeyi içinde yapabiliyorsun. Oyun bile yapabiliyorsun. Aynen, şimdi fark ediyorum kanka, ben çok çok eskiden kullanıyordum. Harbiden vardı içinde. Hatırlıyorum yani ben de. Ne koyayım abi ne? Hepsi var mı? Var. Yükle. Niye kaldırmışlar onu ya? Ama kullanan yoktu Ya sanırım. bu programın çıkış amacı o değildi aslında. İlk Yani zamanlarda o değildi. Ama bunu koymuşlardı adamlar. Hatta kur eski sürümlü hala duruyor içinde. Bulursan eski sürümlü bir yerde. çıkış dönemi midir bilmem, ama bu zaten ilk çıkışında şey ağırlıklıydı değil mi? Animasyon ağırlıklıydı. Hep Yok. bütün hani PR'ı onun üzerindeydi kanka. Hatırlıyorum. Bak Çıkış ağırlığı eski şey diye şeylerini biliyorum ben. hatırlıyorum. Sitelerde gördüğüm reklamlarını böyle. Bunda yapabileceğin işte animasyonlar falan filan diye. Ama ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Ben çıkış ağırlığını şey diye hatırlıyorum. Hala da öyle büyük ihtimal. Bu CGI. CGI kısmı. Hala da öyle diye biliyorum. Ki Ben bilmiyorum.
Ona göre de şey yeni yeni mesela şeyler getirdi. 2.93'te şey var mesela. Bu Houdini'nin Not Editor tarzı şeyini getirdi muhabbetini. Şu an 2.93'teyiz, yok 92'deyiz. Bu Not Editor kullanarak animasyon falan yapıyorsun, model yapıyorsun. O tarz muhabbeti getirdi. Ya adamlar CGI'ydı. CGI'ye daha çok yönelmeye başladılar. Bugün 15 Temmuz değil mi bu kadar çok ezan okunuyor ya? Büyük ihtimalle kanka ya. Ezan mı okunuyor, selam mı okunuyor? Sela okunuyor sana. Kes kes bitmiyordu. Abi keşke böyle programı açacağım böyle tam istediğin gibi çıkaracak yorum. Çatır çatır çıkaracak yani. Ama böyle seni anlayacak yani böyle senin istediğin gibi çıkaracak. Yoksa şeyi atmışım Rizzo Movie'ye otomatik açmış falan. Onu bir açarım şey Smart Orijinalliği yok diyorsun. Blender'da da açarsın Smart UV. Bazı alanlarda Smart UV de kullanılabiliyor bu arada ya. Ama çok fazla eğik büyük şey varsa bundaki gibi iş yapmaz. Al işte mesela bunu nasıl açacaksın? Hadi bakalım. Valla Mustafa hocam aynen öyle. Şimdi 99 yılında çekilmiş bir Yüzüklerin Efendisi ya da Matrix'le 2003'te çekilmiş Yüzüklerin Efendisi ile şimdiki zamanın CGI'ları aynı değil. Lord of Rings'te nasıldı öyle atlar matlar hepsi CGI ama acayip gerçekçi. Kanka düşünsen o kadar yıllar önce yapmışlar filmi. Şu an Abi Türkiye'de Hobbit çekti adamlar. Hobbit'i Hobbit de kötü değildi bence. Ben onun ama şeyleri de CGI çok şey animasyonu falan acayip rezildi ya. bana Hani aman aman sırıtmadı yani. kanka işin içinde olmadığın için olabilir belki bilmiyorum ama bana bayağı bildiği şey gibi geliyordu ya. Çizgi film izliyormuşum gibi hissettiriyordu bana. En başta ya Gollum zaten efsaneydi. Bir Gollum bir daha gelmez. Bak şimdi Hobbit Gollum yazalım. Vs Lord Gollum yazsak çıkar mı sonuç? Eğer dediğin kadar fark ediyorsa büyük ihtimalle çıkar. Çünkü bu tek senin fark ettiğin bir şey olmayabilir. Ya da bak Hobbit vs Lord yazalım. Videolar diyelim. CGI diyelim. In terms of the world that was the Lord of the Rings from a realization point of view, one of the solutions that you came up with was using large scale miniatures or bigatures. That's something that you haven't done this time. Is that because of the stereo and the way that it was filmed, or was it literally that digital environments are so much better? Ya burada mesela adamlar şu koridor şey karşılaştırma bile yapıyor bir ara. Kanka şöyle düşün mesela. Gimli yapıyor adamlar. Tamam mı? Yüzüklerin Efendisi'nde Gimli bayağı bildiğin şey. Makyaj. Hatta adam hani serinin devam etmemesini falan istiyor yani. Sırf o makyajı kaç saat üzerine taşıdığı için. Ya her sahnede o adam o makyajla çıkıyor. Ama
Hobbit'te mesela adamı CGI ile de yapabiliyorlar. Bu birazcık kalitesini mi düşürdü diyorsun sen ister istemez? Kalitesini düşünmedi. Çok yapay geliyor ya. Acayip yapay Anladım. geliyor. Ben bilmiyorum, senin gözüne belki yansımıyor olabilir ama Ama ben sürekli onu izlediğimde ben kaç mesela yaşındaydım ki? ben CGI ile de uğraştığım için hani daha çok zamanda biraz şey geliyor mesela Matrix falan izleyince bir sürü hata keşfediyorsun. Hele Blu-ray'de falan izle Matrix'i ama yani hatadan geçilmiyor film ama zamanına göre yapılmış en iyi CGI. Matrix yapılana kadar CGI diye bir şey yoktu zaten. Ya vardı da tabii şey öyle 360 kamera yoktu. Adamlar sinema yeni bir soluk getirdi mesela. Açmadığımız yer kaldı mı ya? Yanlışlıkla her şeyi altaya yaptım. Bakalım. Mesela en son geldik. Rotation scale versek patlar mıyız? Patlamadık herhalde. Tamam. En son geldik bir Europe diyorum. Mesela şu muhabbet var Barış. En son hepsini birbirine orantıyla Europe demen gerekiyor. Hı. Bütün şeyi UV birbirine orantılıyor yani. Senin şurayla şuranın orantısını ayarlıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu aslında bunu mesela 2'ye de 3'e de bölebiliriz ya. Çok detaylı bir şey istiyorsak. Ama ben bölmeyeceğim. Tek UV'de çözeriz. Ve turisti açalım. Pek diyelim. Aynen. Mesela Nolan'ın şey filminde uçağı falan biliyorsunuz şeye soktu adam. Uçağı patlattı. Ya mesela bar en basit bir Nolan filmleri niye acayip seni hem geriyor hem böyle içine alıyor film seni. Başlangıçtan tut bütün filmleri. Batman serisini falan izle Nolan baştan sona. CGI böyle ahım şahım kullanınca bir yerden sonra seni şey yapıyor. En basit bir sahnede bile CGI kullanıldığı zaman seni filmden uzaklaştırıyor. Ama bizim Türkiye'de kullanılması lazım bazı yerlerde. Kanka bizimkiler kullanmasın kurban olayım. Bak yıllar önce çekilmiş filmlerden bahsettim. Matrix'idir, işte Yüzüklerin Efendisi'dir, şudur budur. Üzerinden kaç yıl geçmiş? Matrix, Yüzüklerin Efendisi 2001 mi? 2002 miydi hatırlamıyorum. Matrix 2003 99 Matrix yok lan. 99. Matrix 99. Kanka onlardan daha leş gözükmeyi yani tamam hadi bir bütçe farkı vardı da üstünden kaç yıl geçmiş yani. Kanka bütçe farkı değil. Sen de öğrenen adam burada iş bulamıyor. Yurt dışına gidiyor. O çoğu filmde mesela Türkler de çalışıyor. Hani Nerede? Avatar'da Türk çalıştığı zaman haberi çıkıyordu zamanında hatırlarsın. Çoğu filmde Türkler de çalışıyor. Türk stüdyolar da çalışıyor. Ama bunların çoğu yurt dışına mesela. Kaçırıyorlar milleti diyorsun Ryan'ı kurtarmakta Normandiya çıkarması sonra Kod 2 oynuyorsun. Kod 2'deki Normandiya çıkarması ve birbirine acayip benziyorlar. Kod 2'ye mesela orada bir insanlar çok hype'lanıyordu zamanında hikaye modunda. İbrahim Hoca şey yazmış Ryan'ı çıkarmakta. Ya o Kod 2 ile acayipti ya. Kod'da da iyiydi. Ryan'ı kurtarmakta da iyiydi. Biz buna UV'yi açtık. Şimdi atalım. Şeye baksaydık keşke ya. Dur bir çekleyelim. Üstte binen bir şey var mı? Yanlış açarsan gidiyor bir UV diğer UV'nin üstüne binebiliyor. İş görür bu ya. Bütün modeli tek UV'ye sığdırdın değil mi? Evet. Aslında mesela bunu da birkaç yere ayırabiliriz. Tekerleklere, mekerleklere hani biraz detay girmek istediğimiz yerleri. Ayırsak güzel de olabilirdi. Ama ben bir 4K deneyeceğim için 4K'da belki kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Işık aynen çok önemli ışık ya. Mesela Crysis'te şey vardı ya zaman en iyi oyun motoru ama işte Türk'ün elinde olunca CryEngine
Ctrl Shift B yapıp şuradan 4K'yı seçip 8 something deyip random 5 ID deyip olabildiğince şunlar düşükte kalsın. Bunlara dokunmayalım. Bir bekleyelim diyelim bakalım. Substance'a girdik bakalım. Hem Skyfi gözükmesini isteyeceğiz hem de Toon. Ben biraz Toon üzerinde de o çalışacağım. Toon gözüksün. Biraz da Skyfi gözüksün. Farklı bir şeyler deneyelim. Bake ederken ben bir kola alayım ya. Acayip sıcak. Yaza girdik. Ne ki ülkeye çok güzel geçer gecesi de öyle. Hatırlıyor mu Barış bu şarkıyı? Hatırlamıyorum kanka ya, yalan olmasın. Hatunu gördüm. Bira elinde açtı bireyi fıstığı Ha, akabinde. hatırlıyorum tamam ya. Dedi ne Motel haber? Dedim iyidir. Promo şarkısı. Hayır. Ben ciddi ciddi bir şarkı söylüyorsun zannettim başta. Hatunu gördüm. Bir elinde açtı bireyi fıstığı akabinde. Dur şu yayına böyle güzel copyrightsız müzik bulalım ya. Kanka geçen buldum. Ona bile copyright atmışlar. Hepsi de şey ya parası ya mesela şey olabilir. Parasını hani şarkının sahibi alsın. Benim umurumda değil. Zaten parası için yapmıyorum da bu işi. Ben bir para kazandığımız da yok ki. Aynen videoyu yayınlatmıyor. Arkadaş kuru kuru da yapılmıyor ki bu iş. En temizi ne biliyor musun? Gideceğim Monster Cat var ya. Şansı baba göte bazen şey veriyor. Whitelist veriyor sana. Aç abi. Monster Cat'te bir sürü şey var. Ya tabii Elektro herkesin hoşuna gidecek diye bir şey yoktu. Opacity açmıyorum. Emissive açalım. Emissive de bu tek şurada. Şuraya da Skyfi Truck diyelim. İsmini şimdiden değiştirelim. Çıktı alırken unutmayalım. Bunun sonunda şeyi de göstereceğim. Mahmut şeyde hata yapmıştı. Yani çıktı almamızı kolaylaştık. Tek şuraları da göstereceğim. Şimdi bunda birkaç düzenleme yapmak gerekiyor. Şuralardan MCV kapatmamız lazım. MC light'lardan. Bake light'lardan. Şunları kapatalım. Bu hazır bir smart materyal. Bunu kullanalım. Tum gidelim biraz. Mahmut referansını şimdi atabilirsin. Kaplarken bize yardımcı olabilir. Ya da mesela ne renk istiyoruz? Metal istiyoruz tabii. Base color kalsın şimdilik. Base color'ı kapat. Şuraya ana gövde diye bir klasör açalım. Bunu da içine atalım. Ana gövdede daha oynarız çünkü ve seçelim. Ana gövde, ana gövde, ana gövde. Bu da ana gövde olsun, şu da ana gövde olsun. Şu da. Tamam Ne oldu? bunu. Işık kullanımının çok iyi olduğunu düşündüğün oyun var mı hiç aklında? Meraktan söylüyorum. Çetede gelmiş. Işık Resident Evil 7 hakkında. onun hakkında konuştuk ya ama ışık kullanmanın en iyi olduğu oyun bence Isolation kanka bence. O oyunda hem atmosfer yaratma konusunda çok iyi. Onun da aslında böyle tekstürler aşırı aşırı iyi değil ama. Alien Get the Resolution. Fuck Out diye bir oyun vardı, GTFO. O da mükemmel. Bak ona bir Ben bak sana kanka. söyleyeyim mi oyunu? RDR2. 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 Kanka RDR'nin grafikleri iyi bak. God Tamam mı? of War. God of War'ın Ya. son oyunu. Kanka onlar top örnekler. Bak bunu iyi yapıp da işin içinden hani çıkanlardan bahsediyoruz. Mesela Şöyle bir kütüphaneden bakayım ya. Mesela kanka tam bunların hepsi aslında ışıktan ziyade karanlığın birazcık da
Güzel kullanım üzerine de şey var kanka. Neydi? BioShock Infinite. O Batman da oyunları, eski. Batman oyunları. Hangisi kanka? Ya şimdi Şey Arkham abi. Knight'ı çok oynamadım. Tam hatırlamıyorum da Ben Arkham Knight'ı iki kere bitirdim, tamam mı? Bak ilk onda Batman da oyunu mesela ilk Batman oyunu çıktığı zamana göre de en iyi grafikti bence. Işık kullanımı da yani seni atmosfere sokmak konusunda ışık kullanımı da acayip iyiydi. İlk Batman oyunu var ya hatırlıyorsun Arkham'da geçen. hatırlamıyorum. Hepsini oynadım kanka. Batman oyunlarına şey gibiyim yani. Deli Ekstra gibiyim. Kanka hani Arkham Knight oynamadın diyorum ya. Arkham Knight'te şöyle bir gariplik var kanka. şu Oyun Game birazcık Tycoon oynadın değil mesela mi? hyper casual tarzı düşünürsen hyper casual bir oyun değil tabi de hyper casual gibi düşünürsen ışık kullanımı mesela şu Game Dev Tycoon'da da çok iyi. Metro mu demiştiniz? Ne Metro oyunlarını hiç oynamadım kanka, o Aa, yüzden yorum dahi NBA'in yapamam. oyunları da çok iyi. Adam mesela Basket. terimeri falan. Kanka. Ama bunlar da iyi olması gerekiyor zaten hani bir bakıma da. Kanka bu şeydir, Rainbow Six hiç değil kanka. Allah belasını versin. Abi pencereden adam bakıyor, göremiyorum herifi ya. Harbi ya böyle Karanlık böyle. acayip gerçekçi Onu olacak diye şey yapıyorlar fixlemişlerdir. ya. Net fixlemişlerdir onu böyle. Acayip gerçekçi olacaklar diye biz adam düşmanı göremeyiz. Kodun Kanka. kod da iyi o konuda. Ya RAM aldım, RAM geliyor. Kodu indireceğim. Koysam RAM gelene kadar iner herhalde. Ben de şu an Cyberpunk'ı denemeyecek ekran kartı var oynamıyorum. Önceki bilgisayarda Cyberpunk oynadı. Love'da oynuyordum böyle. Şimdi bilgisayar var Cyberpunk oynamıyorum. Ya Ama low fiyatın derim ben. biraz ya ben fiyatın düşmesini bekliyorum açıkçası. Fiyat düşerse biraz Kanka bir şey diyeyim mi? daha ne kadar düşecekler. Ya işte diyor psikolojik sınır falan diyorlar, işte 400 lira 300 lira öyle bir şey yok kanka. 60 euro'luk bir oyunun Türkiye'deki karşılığı, en azından ekonomik karşılığı 100 TL'nin yukarısına çıkmaması gerekiyor. Benim bunu opasite açmam lazım ya şimdi hatırladım. 100 TL'ye çıkmaması lazım. 100 TL'de adamlar için kardeşim 10 dolar yani. Kanka 10 dolar aynen adamların Sana için yani. Cyberpunk 10 dolara mı satsın adam? Ama kanka şöyle düşün. Mesela yeni bir oyun çıkıyorsa, tamam mı? Oyun 100 lira. Alırsın yani. Hani alırsın. Bu arada net alırsın yani. net Hani alır yani. Avrupa'daki bir insan gibi gerçekten hoşuna gidiyorsa direkt alırsın. Ya ben oyuna şöyle diyeyim 300-400 de veririm. Benim için çok dert değil. Ben veremem kanka işte bak. Ben Ben normal bir üniversite öğrencisiyim, tamam mı? işsiz olduğum zamanlarda da veriyordum. Efendim. Benim referansları attım Discord'dan sana. Referanslara bakalım biraz ondan yardım al. Ha mesela bak şu delikleri yaparız. Hatta yayındaki arkadaşlara da güzel olsun. Şu delikler nasıl yapılır? Hemen seri. Şöyle yakınlaşalım. Şuraya bir detay diye klasör açayım ben. Detayları bunların içinde vereceğim mesela diyelim. Ayrı bir klasör. Bir tane fill layer. Tamam bak senin yaptığın hata da burada bu. Black Mask'i aldım. Şurayı UV olarak ayırmış mıydım? Ayırmıştım sanırım. O yüzden şunu seçerek şöyle seçersem aynen. Tık diye burayı seçti gördüğün gibi. Maskeye sağ tıkladım. Fill layer dedim. Precedence'a geldim. O sözünüzü kesiyorum da hani chat'te Cyberpunk oynadım, güzel oyun fakat RTX'i deneyimleyemedim yazılmış. Şeyi denediniz mi? GeForce Now'da sanırım RTX'li bir şekilde oynayabiliyorsunuz oyunu. Yani böyle aman aman bir şeyiniz varsa, hevesiniz, onu tavsiye edebilirim. Ben bir ay denedim. Fena da olmuyor açıkçası. Denenebilir ya RTX bilmiyorum. Çünkü ben de artist destekli bir kart yok yani. Şunu şöyle Oğuz abi, bu Discord'da ekranı tam yapamıyoruz mu ya? yapabiliyor. Nasıl oluyor ya, ben yapamadım bir türlü. Şunu siyah Ay, yapalım. yazılar da küçük gözükmüyor bir türlü. Allah Allah. Ya da ben YouTube'a geçeyim ya, YouTube'dan da izleyebilirim gerçekten. Aynen. YouTube'dan izle tam ekran.
Flash değil. Sağ altta tam ekran yazıyor ama bak istersen. Tamam oluyor. Görmemiş. İşte bu benim hoşuma gitmedi. Şu maskı bir daha clear mask diyeyim. Ta clear deyince de şeyi de kaldırdık değil mi yanlışlıkla? Yani seçsin şurayı. Black mask fill. Daha farklı nokta bulalım. Bu ayarlanabilir noktalar vardı ya. Şimdi şu mataya nokta nokta. Tamam. Şu iş yapar mı? Buna bakalım. GeForce'na bence de güzel ama yani yine fiyatı ya öyle sürdürülebilir bir şey değil yani. Abi Türkiye'de niye her şey pahalı? Ben onu anlamıyorum. Kaç para? En son bayağıdır bakmadım. Daha da zamlanmış mı? Bu iş yapar bak. Bu iş yapar da. Şu referansa bir bakalım. Buraya metalik bir şey gelecek. Ondan sonra bunu göreceğiz nasıl duruyor. Şimdilik böyle dursun. 80 kağıt olmuş. Şimdilik şöyle dursun bir. Balansı çok az daha kısayım. Metal. Ya fiyat aslında harbiden çok kötü değil ya. Yani şeyi de beklemiyorsun. Sonuçta hani gideri olan bir sistem olduğu için yani şey modunda değil 30 TL olsun falan filan da aslında 75 çok kötü değilmiş. Yani şu an 75 demiş. Harbiden Şundan bir 80 değil. tane daha kopyalayalım. Üstte alayım. Kaçmış GeForce'dan? 75 kanka. Ben senin ihtiyacın yok ki. Senin ekran kartın ne şu an? 3060. Tamam kanka. Bunun çalıştırdığı makine de 2060 var zaten. Yani 2060 performansına verdiğim para bu. Gerek yok diyorsan gerek yoktur. 3 aylık alırsın aslında 180'e. Cayır cayır. Şuralara verelim. Bu GeForce Now'da kendi kütüphanesi yok değil mi? Kütüphane tamamen size ait. Aynen. Yani Game Kendi Pass'i içeriyor mu acaba? Game Pass'ten oynayabiliyor musun? Game Pass'ten oynayabiliyorsan o zaman güzel. Tamam mı? Diğer türlü ben zaten benim Steam'deki oyunların hepsini ben bitirdim yani. Oyun kalmadı. En kötü oynayamayacağım oyunu da 30 FPS açtım oynadım yani. Çok koymuyor belli bir yerden sonra. Class'ın 4'ünü azaltalım. Şöyle olsun bari. Şimdi işte bir filleri de atıp Smart Mask'tan da 4 dust falan verip şu çok abi, siyah çek. Evet o durumu biliyorum yani hepsine de ulaşamıyorsun. Destekledikleri belli. Hatta ben özellikle Warzone için bakmıştım. Warzone gözükmüyordu. Şeyde mi metal yapsak ya şunları? Şunun önünü metal yapalım. Şuradan şu.
Kanka buna hatrat gibi bir alfa alsan fena olur ha. Alevli mali. Şu arkaya bir şey bulmak lazım ya. Benim bir tane smart materyalim vardı, kendi yaptım. Şunu bir deneyeyim. Ruby. Çok ruby oldu bari. Ruby derken. Madde renk. Şimdi o sert bir şey mi istiyoruz yoksa? Sert bir şey istiyoruz aslında. Buraya bir muhabbet yaparız. Sert bir şey. O zaman burayı da alalım şuna. Çinli olsun. Buraya da detay gireriz. Şunları şey aldık. Almadı, biz nereye kaldı? Şuna da alalım. Şunlara farklı bir şey. Base color'ı aç. Çık. Şunlara base color mesela ver. Öne plaka koyacaktık, unutmuşuz bak. Böyle bir şey yaptık mı? Şundan bir tane daha kopyala. Remove Mask'te. MC. Bunlara şimdi değişik bir şey yapmak lazım. Klasör açalım. Klasörden mesela şu üçünü seç. Alev desek ismine şimdilik.
Mask deyip bu ırşamızı alıp şuradan texture UV seçip Follow pet mi çıkıyor? Fırçayla mı alakalı acaba? Neredeydi? Non copyright mi pare. Ben ne olur ne olmaz. Susturalım. Buralı kaydettin mi? Şeyi. Neyi? Kapanmış ya falan diye söyledim. Ben de kapanmıyor kolay kolay da hadi seni mi kıracağım? İşte Hollanda kaydedeyim bunu da şey yanına. Şimdi bunu böyle yaptık. Şurada benim bir tane folder. Buna ne yapmışız? Opacity aç. Geri seçelim. Değeri sil. Allah Allah, niye hepsi beyaz? Sil bunu. Nerede? 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 Şu.
Onları farklı bir renk yapsan daha iyi olmaz mıydı abi? Şu opacity nerede veriyor? Opacity istemem burada. Ne yanlış şeyin içine bakıyoruz. Ah, kapattı opacity'yi. Tamam. Black mask verelim. Şuralarda istiyorum sadece. Farklı renk derken. Tamam ya abi. Şu önlemesi niye böyle çok şey kaldı ya? Yüzünden de. Şimdi şunu unutmayalım. En alta bir tane demin yaptım sanki ama ne olmaz, bir tane de en alta koyalım. Şunu en altına mı koyduk? Ha, sildim demin. Ne işe yarıyor diye. Opacity diyelim. En alt değerde bir tane opacity olmak zorunda. Bir değerinde. Yoksa bütün opacitylerin şey kalır. Bütün materyalde opacity verir. Ya opacity'li bir şey yapıyorsan şöyle en altta bir tane boş opacity koyup bir değerinde bırakman lazım. Şimdi ne ekleyebiliriz buna da? Şu arkaya. Ha, detaya gelelim. Fill layer, black mask, alpa, fırçamızı seçelim. İlla oraya şey yapacağız. Şöyle bir şey yapalım. Ve siyah boyayalım. Rahatlıs kapat, metalik açsak mı? Ya açmaya gerek yok, siyah. Tabii şunu en üst alsak ve bir tane daha duplicated. Tamam. Bir tane daha fill layer, black mask. İçine şöyle bir şey koyalım. Verme. Şunu içine koymayalım. Vazgeçtim. Şöyle bir şey yapabiliriz. O
Oğuz. Kanka arada chat'e bak ya. Şey, YouTube'a mı? Yarın bir gün büyürsün, engel olur bak bilmem. Bakıyorum ya, yan ekranda açık. Şöyle yapalım. F4 yakınlaş. Ha, şey bu. Yani o zaman niye buraya yaramıyor? Şöyle yapacağız. Tamam. Biz şeye bastık ya. Nerede o demin? Neyse, şuraya şöyle bir şey. Ya da dur. Bir tane daha atalım. Ya da şuradan gidelim. Şuradan kopyala bir tane daha. Sil bunu. Kopyasına da misil verme. Levels verelim. Şuradan hate. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Barış, ne düşünüyorsun son boyama hakkında? Büyükten göster kanka. Güzel. Ne ekleyebiliriz buna? Bunu çok tek renk olmuş gibi geldi bana ama birazcık kişisel zevk meselesi ya. Şuradaki şeyleri unuttuk, butonları. Mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Detayda devam edelim. Bunların üçü de aynı eksenle mi yatay? Bir ikisi dikey, biri yatay. Acaba hangisi yatay? Şu yatayı çıkar. Arkadakiler dikey, tamam. Fill deyip Precedence'dan Stripes en sevdiğimi ekleyelim. Multiply rotation iyi. Sadece hit. H
8'te de çok az bir blur. Sıfır nokta iki falan. İş görür. Burayı yapmaya gerek yok. Buraya da farklı bir şey yapabiliriz aslında ama. Aynı şekilde Black Mask. Şuralara bakalım. Hadi be düzelen. Dikey yatay. Buraya farklı bir şey atalım o zaman. Yine Precedence'dan Tile Generator Multiply 10 diyelim. 30 diyelim. Hatta 50 diyelim. Pattern. Ortadaki motor borusuna. Bunlar mı? Şey yapalım buraya. Ha şunlara direkt nikel sarımsı bir şey mi? Şöyle yapıp şöyle bir şey yapalım. Smart Mask. Curvature, Sand Quality, Sand. Şu ne yapıyor mesela? Bunun MC Mask'ten mesela şöyle bir şey yapalım. Şu borulardan çıkar. Şundan çıkar. Olmasın. Bunlar da zaten olmasın. Tamam. Orada olur. Şurada olmasın. Şunda şunda olmasın. Şu butonlarda hiç olmasın. Şu tekerlerde de olmasın. Şunlarda da olmasın. Şunlarda olmasın. Şunda çıkar. Camlarda olmaz. Tamam. Şunda bir değişik bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapalım. Maska tekrar girip şöyle arttırmayalım da nokta bir bile bu kadar mı?
Tamam. İçeriğine girip metali aç. Ragnus'u kapa. Ya da şöyle yapalım. Bunu da en alta alalım. Burada çünkü biraz Ali Cengiz oyunu çevireceğiz. Mesela hate'ini eksi 0,03 desek tamam. Şunda da ya da durumda bir olsun. Base kolonuna da Rust mıydı? Rust verelim. Teknik parametreler. Şundan bir tane daha kopyalayalım. Şuradan maskı bir açayım. Ya dur. Maskı bir açalım. Filtreden invert. Bir daha filtre. Bu sefer invert değil. Pes vereceğiz. Radius iyice kısalım. Sonra üstünde bir tane levels şu şekil aynen. Buna da base color vermeyelim. Sadece hate verelim. 0,05. Çok abartı durdu bazı yerlerde. Şuna gel. Ragnus kapa, metali kapa, opacity emisivi kapa, normal kapa. Maskına gelip de paint deyip
Grimsi öndeki grimsi renk gibi. Nerede verdik biz demin onu? Şimdi sadelik bence daha hoş bir hava kattı. Şuraları yalnız. Neredeydi bu? Buydu. Paint'ini seç. Detay nerede? Detaya gel. Bir tane fill layer. Color selection, şurayı seçtik. Şuraya da şöyle yapalım. Buna bir tane paint layer ekleyelim. Şu color selection üstüne. Şöyle F6'dan bak. Şu an iyi gibi. Bir de şöyle bir şey yapalım. Fill layer, black mask. Şey seç, F5. Jeneratörden de light. Boşver. Sonra filtreden bir brightness şey atalım. Bir de sharpen atalım. Sharpen'a nokta 5 ya da 4 de gider de 5 diyelim. Ya da şuralara bak nokta 4 diyelim. Son olarak detay kısmına gelip bir tane fill, bir tane gerçi paint layer ekleyip particle tool'dan şöyle bir şey bunun rengini ayarlayamıyor muyuz? Ayarlayabiliyormuşuz. Bir sil.
Hayda. Neyse oraya dertmeyelim. Başka. Şuraya mesela. Ya da burada dur. Burayı iyi. Burada iyi gözüküyor. Gerek yok. Bunun levels'ına, base color'ına aynı. Sonra en son dokunuş F5. Şuradan sana özel nasıl uzaklaştın modeli şimdi ya? Bir dur.
bir öncesi sonrası yaparız birazdan. Şimdi bir de bunu ya şu an bitti benim gözümde. Şuralar bir şey yapsam mıydık ya? Tamam, bitti diyelim. Opacity de var. Şey de var. Export texture'a geliyorum. Şu şey sesi kimden geliyor ya? Bari senden mi geliyor? Çok geliyor ses. Ne Kes sesi geliyor? kesik kesik geliyor da çok bir şey gelmiyor. Allah Allah. Ses de bayağı kısık ama. Base color, roughness, metallic, normal, emissive, opacity, ambient, occlusion. Tamam. Şu CG Trader'ı kullanayım. Exportlarken denemiş olalım. Nerede o? JPEG değil de Targ alacağım bu sefer. 8 bit art dithering. 8K deletion diffin. Bunu da Dolan'da track diye bir klasör açalım. Skyfi track. Texture. Okay. Export diyelim. Blender'a geri dönelim. Shading'den bir tanesini Skyfi Truck deyip CTLT bunu bir de şeye kaydedik. Bulamadım diyor. Tamam, doğrudur. Şöyle atalım. Ne? Ambient occlusion kalsın. Şimdi yan ekrana çekeyim. Base color. İkisini al, ambient occlusion kanalıyla base color'a bağla. Şunu da hepsine bir ver. Emissive. Şimdi emission'a bağlayalım. Daha sonra birazdan farklı bir şekil kullanacağız. Metalik. Bağla metaliğe. Normal. Normalde şöyle normal map ile bağladık mı? Opacity. Blender'da farklı bir şekilde tepki verebilir. Şöyle yapalım. Ve roughness. Bakalım bir modeling'den. Normal'ı bağladıktan sonra tabii şaşırdı. Normal'a şimdi burada nokta 1 diyelim. Şunları
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çizim mi? Çizim kardeşim. Ne abi? İyi kalksın abi. Boş ver. Şuradan background. Ayarladık diyelim sahneyi. Şeyi atalım bir. FBX Skyfi Track. Marmosit atalım bence artık. Bayağı güzel olmuş. Bir gittim geldim güzel olmuş. Şöyle paylaşalım mı? Burada mor mu görünüyor? Şeyden. HDR'da. Hmm. Işıklı mışıklı HDR kullanınca. HDR şey yaparız ya kolay işte. Şu kısmında desktop diyelim. Masaüstü materyal HDR'a. Mesela şurada şeyde Substance Sync'inde bunu bu verince tabi düşüreceğiz. Ama şeyde bakalım biz buna. Şunu kapat. Bu niye açılıp duruyor ya? Siz burada mısınız? Buradayız. Ne oldu? Sen nereye gidiyorsun? Ben gireceğim ya ben. Ne gireceksin? Kod gireceğim. Bekle 15-20 dakika gireriz ya. Ya da bir iki el atsan. Bir 5 gün beklersen ben de gelirim. Hayırdır adı mı? Kral sonları mı? Söyledim onu koyasın. Bilgisayar mı aldın lan? Yok kanka bilgisayar söylemedim. Benim RAM'im yetmiyordu kanka. RAM alacaktım. RAM'i aldım. Sipariş iptal ettiler. Sonra zam yaptılar tamam mı? 500 liralık olan şey 650 lira oldu. Benim kartımda da 530 küsür lira var. Şey tamam ya, sen sipariş verdikten sonra mı reddettiler siparişi? Stokta yok dediler. Sonra ama yüksek fiyatta stoğa geldi değil mi? Aynen. Onu şikayet et. Nereydin kanka? Vay onu kim şikayet et. Geçen de öyle muhabbet oldu. Ceza yazdılar. Kim yaptı bunu? İtopya mı? Yok İtopya değil. Hepsi burada. Şikayet hepsi et. Burada. Şikayet et direkt. Geçen İtopya yaptı onu birine. Ceza yağdırdılar İtopya'ya. Allah. Tabii. Bu şaka yani şey değil yani bu basit değil. Sana adam... Sen sipariş verdikten sonra stokta yok mesajı geldi değil mi? İptal etti. Stokta yok dedi. Ondan sonra yeniden pahalı fiyata koydu. Yok öyle hemen olmadı ya. Bir 5 gün sonra falan. E tamam ne fark eder oğlum. 5 gün sonra koymadı mı stoğa tekrar? Gelmedi mi? Geldi. Senin siparişi 5 gün sonra gönderebilirdi o zaman. Stokta yok. Aynen öyle. Sen onu şikayet et. Gönderim günü zaten 23 günü değil mi? Evet 23 gün oluyor normalde. 14 gün oluyor da kanka şey o çok önemli değil ya. Yani muhabbet oğlum, şu senin sipariş sonra 21'e çıkarttılar ya. Senin siparişini şey yapıp da iptal edip de eğer fiyat yükseltip tekrar getirdiyse bunu şikayet edebilirsin. Sıkıntı yok. Ve Ütopya geçenler öyle bir muhabbette ceza yağdırdılar. Harbi mi? Harbi. Ulan üstüne para bile alırsın ha Barış. Para sen almasa mi bile üst yani şeyini alırsın. 500 alırsın. Ya o zaman deseydim ben sana 100 lira atardım ama. Ben zannettim. Yo sen... geri geldi kanka. Oğlum annem babam var. Annem babam varken sen ben geçtim kanka. Annesi oğlum annem babanın yerine geçmeye çalışmadıkken. Yok o manada demiyorum. Hani almak istesem bayağı zorladım da onların niyeti yoktu. Ben öyle şeylerden çok hoşlanan biri değilim. Ya, zorladım almadı. En sonunda dedim ki anasını satayım. Gideyim şey yapayım. Bir daha mı geleceğiz dünyaya peder be diyelim. Bir daha mı geleceğiz şeyi değil ya. Yok. CSGO'daki itemlerimi satın lan yoksa. Yok satmadım onları. Okul açılırken satacağım. Şey panosuna koyacağım.
Valla bence çok mantıklı hareket. Sen CS sildin değil mi? Sildim. Vallahi sildim kanka. Kanka Ulan ne bu... yapayım yani? Artık dellendim yani. Hani dedim son bir şans vereyim. Yok. Hani Ulan bu Barış'a CS sildiler herhalde, bize neler yapmazlar. gittik tatile, tamam mı? Kuzenler var. Dediler ki kardeşim bilgisayarını götürmüşüm. Zaten 2-3 tane oyun yüklü. Bir tane zaten leş gibi. Dedi ki ver şeyi dedi. Bir tane hard disk vardı, atalım dedi. Atalım bir CS. Tamam dedim, hadi ver. Zaten onlarla giremedim ilk başta. Bana verdiler bir tane şey hesap. Nova hesap. Dediler hadi girelim oyun dedi. Ben dedim ben oyunu bırakacağım. Geçin valla oynayın dedim. Ciddi ciddi dedim yani bunu. Dediler yok olur mu dedi, işte çocuk muyuz biz falan. İlk maçtan direkt spine geldi. Adam Mevlana gibi dönüyor. Bak şey falan da yok ha. Hepsi Prime. Valla Hmm. ne güzel amına koyayım. Zaten artık şey geldi ya, rankta. Para geldi. Artık rankı parayla alıyor. Nasıl? Kanka Ha, Prime var. artık levelle kasamıyor musun? Yok. Para vermen gerek. O azaltması gerekmez mi ya? Ama belki bana denk gelmiştir. Şimdi günahını almayalım. Onun azalması için Kanka. millet banyo yiyecek de. Kanka işte şu an 123 lira biliyor musun? Yani en azından Türkiye'dekiler azaldı kanka. Hani yabancılar için belki pek bir şey ifade etmiyor hala ama. Türkiye'de Hadi. 123 lira sürekli vermeye. Gerçi sürekli de değil amına koyayım. Yani. Ne zaman banlanacak Allah bilir. Ama kanka yalan olmasın bak, Valorant'ta hiç şey yaşamadım. Lan hani CS'de bazen sıkarsın, mermi sesi gelir de mermi gitmez ya. Onu çok Valorant'ta bir kere başıma gelmedi o ya. Hani ulan mermi gitmedi bir kere demedim. Bak oyunu yalan söyleyeyim, CS eğer server kalitesi, hile kalitesi olsaydı ben Valorant'ın yüzüne bile bakmazdım. Ama Ya. Valorant'ta şeyi yaşamıyorum kanka. Oturuyorum oynuyorum, tamam mı? CS'de hatırlıyor musun? Sürekli paranoyak. Bak Oğuz da sen de. Bu yanlış anlamıyor. Bende de var. Hani hile geldi. Kesin hile. Adam hani azıcık iyi oynasa bile ister istemez şey biniyor adama. Senin psikolojini bozuyor oyun. Ya. Bilmiyorum da ben normalde balon hayatı yüzüne bakmazdım. Şimdi yani siz oynuyorsunuz diye oynuyorum da. Ama kanka söyle, bugüne kadar bir kere hile geldi gibi, aman be ya, belki gelmiştir bak, bir kere falan gelmiştir ama hiç aklımda şey demedim ulan. Bir Lan kere rapor kötü. ettiğim oldu bak. Bir kere rapor Bak ettiğim ben oldu. sana şöyle söyleyeyim Barış, yani kodda hile gelse de umurunda olmuyor bile. Ha, fikir değil ama. Niye Ay kanka? güzel yani. Adam çünkü Galatasaray. hile gelse çok bir şey fark etmez senin hayatında şeyde. Ama kanka CS de çok fark ediyor. Niye biliyor musun kanka? Oyun 15 round, tamam mı? Bir saat oturuyorsun başında bildiğin. Deli gibi oturuyorsun ve senin kanka rank yükselebilmen için %50'den daha fazla bir performans sağlamak zorundasın. Niye biliyor musun? Senin 10 maçının garanti, bak garanti 3'ünde hile oluyor değil mi? Geriye kaldı hadi 10, hadi 2 diyeyim kanka. 2, 10 maçın ikisinde garanti hile oluyor. Geri kalan 8 maçın kanka sen anca şeyini yendiğin zaman, altısını yendiğin zaman kazanıyorsun yani, rank atlayabiliyorsun. Çok Ve bir de korkunç bir tablo. şöyle yanında bir de pire olmayacak ki amına koyayım şeyler Ruslarla falan filan uğraşmayacağım. Ya hadi Rus mus gelir, hadi ona da bir şey demiyorum, hadi normal bir şey. Bir de bizim server durumumuz kanka, bizi gidip de genelde şeye atıyor ya, Balkan'a atıyor artık ya. Ya da Almanya. Aynen. Avrupa. Final'ı bu. Mamut. Makyaj oldu. Sağ ol. Öncesi sonrası yapalım. Burada görsün öncesini sonrasını. Koy bunu CG Trader'a 20 dolar. Ne yaptın yarısında? Devir mi aldın kanka? Yok Devir ya, alıcı yaptın canım sıkıyor. Mahmut'a dedim at, kaplama yapacağım dedim. Modellemekten kaplamaya geçip bir saat sürdü. Herhangi sen bayağı modeli sardın abi bu işi. modeli Yok lan at. ciddi. Oğlum adam 8K para kazanmış lan. Ne diyorsun sen? Ya buraya. Kanka Buray, burayla kazanır ben sözde iş söylemedim. kuruyorduk. Anasını. Ne oldu bizim yaka Oğlum ben muhabbeti? kazanır kaz. Gel elimde videolar var amına koyayım. İzle öğren de seni. Ama benim onunla uğraşmaya zamanım yok işte.
Bak bura öncesi sonrası yapalım. Nerede? Diğeri açılmadı mı? Ay paşam çok mu şeysin? Çok mu meşgulsün? Paşam meşgul ya. Harbiden çok meşgulüm amına koyayım. Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Kanka. Oyun oynuyor. Bizim müdür yok. Bizim müdür kanka şu an ayrıldı gibi bir şey oldu. Birkaç haftadır yok özellikle. Müdür mü oldu şirkete? Kanka biraz öyle oldu. Kardeşim müdür olarak başlayabilirim istersen hemen. Ya siktir. Niye bak lan? Sendeki tecrübe Olsun. kadar bende de vardır yani. Olsun. Bir de olsam var, evde parası var ha. Ne parası? Kaç para veriyorsunuz? Maaş iyi canım. Kanka müdüre şu an biz 7,5 falan veriyoruz. Az 7,5 veriyormuşuz lan. 6 ver o da yapar bak. Bizim 6'yı ver. fabrikada müdür maaşı 12.000'den başlıyor lan. Oğlum 12 ama bizim orada fabrikada fabrika. kaç tane işçi şey yapıyor? Bizi İdare ediyor. yani bir çok değil mi? 30 falan belki Ha? 20-30 20-30. 20-30 mu? Almışlar, iyi veriyorlar oğlum o zaman sizin oraya. Oğlum Bizim orada kanka. Arge müdürü var mesela adam alıyor rahat 16-18 falan alıyor. İdare ettik sadece 4-5. Ama zeki nakli değil mi oğlum? Nakliye değil ya nakliye olarak düşünme. Yani bölüm bölüm bir fabrikanın bir şey var işte. İşletme müdürü var bir tane. Bir tane Arge müdürü var. O zaman sizinki anonim şirket oldu mu zaten? Büyük AŞ diye mi yani geçiyor? kanka sizinkine göre büyük. Şimdi öyle Bizimki şey. limited şirketi oğlum. Anonim şirket değil ki, ben öyle hayvan gibi bir maaş vereyim. Limited ne oluyor? Anonim ne oluyor bilmiyorum bu arada. Kanka limited şirketi nasıl oluyor biliyor musun? Buram Patron, onu müdür boş ver falan filan şimdi. diye Bir gider. şey bu. Anonim Öncesi şirketi sonrası bak. yönetim kurulu vardır. Bana verilen bu çıktı bu kardeşim. Güzel, al, aferin sana. Güzel olmuş kanka, ne diyorsun? Ben de bakacağım. Ama biraz daha renklendirebilirdin tırı bence amına Ben koyayım. de dedim çok tek renk olmuş dedim ama. Alım ya hayatınızda kaç kere tır gördünüz ya? Çok gördüm ben. Ben de Lan çok ben her gördüm. gün 2-3 tır sevk ediyorum zaten buraya. Başlatma Oğlum şimdi. ben sürekli tır yüklüyorum amına koyayım. Ama ben de tır yüklüyorum. Baba bize tır yüklüyoruz tamam, anonim şirket değil. Tır mı yükleriz lan sizler? Kamyonla gönderiyorsunuz abi. Sen tır sanıyorsundur onları. Siktir git, gerizekalı tırla kamyon arasındaki farkı bilmiyor musun? Ne salak adamsın sen. Neyse öncesi sonrası. Ne diyorsun? Güzel. Beğendim. Hadi artık kod gel. Yatacağım ya. Şu yatacağım ama. Gel artık. Mahmut. Referansın sağdaki artık bunu yapıyorsun. Atayım sana referansı. Mahmut sıkıntı, sen kendine devam et kardeşim. Boşver, bu salak uğrarsın dursun. Hayır. Kaç saat oldu lan? Kaç saatte Lan. bitirdik? Allah. Ölüyor. Bayağı oldum. Ölüyordu. Salak dedi. Boğazına bir şeyler girdi. Gördün değil mi? 2 saatte yapmışız. Artistik. Lan. Amma hakkını yemişim be. Ölüyordum amma bak. Neyse bugünlük yayının sonuna geldik.